Çin'in Tianjin şehrinden Doğu Türkistan'a sözde Sincan'a yardım gerekçesiyle gönderilen bir Çinli polis memuru tanık olduğu vahşeti ortaya çıkardı. 2017 yılı Haziran ayında bir köye düzenlenen baskın ve tutuklamalar hakkında şunları söyledi. 10 gün önce yaklaşık 2000 Kurtuluş Ordusu askeri gece yarısı köyü kuşattı ve oradaki herkesi tutukladı. Her aileden bireyler birbirlerinden ayrılmış ve geçici olarak diğer okullara gönderildi. 5 çiftçi kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü. Adamlar 2 gün önce değiştirilmiş maskeli otobüse bindirildi. Bazı insanlar 28 saatlik uzun yolculukta öldü. Çin polisi sözlerine şöyle devam etti. Onların başına siyah çuval giydirildi. Elleri kelepçeliydi ve her iki mahkum da birbirine bağlıydı. Mahkumların yaklaşık %30'u 60 yaşın üzerindeydi ve bunların yaklaşık %30'u 90 yaşın üzerindeydi. Evet, 90 yaşındakileri tutukladılar. Birçok mahkum engelliydi. Bazıları kör, bazılarının bir bacağı var ve bazılarının her iki bacağı da yok. Polis memuru bu insanların çoğunun sakal uzatmak gibi normal faaliyetler nedeniyle Çin polis tarafından cezalandırıldığını belirterek onlar avukata başvuru yapamaz veya şikayet edemez. Onlar 5 ila 10 yıl arasında hapse mahkum edildi. 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan mahkumlar diğer gizli yerlere gönderildiği ifadelerini kullandı. Doğu Türkistan'da bu yıl Mart ayında 940 kamu görevlisi ve yöneticisi personelin Pekin yönetimi tarafından lükse karşı mücadele kapsamında görevini kötüye kullanmakla suçlandığı öğrenildi. Çin'in yayın organı Tanrıdağ'ın haberine göre suçlanan Komünist Parti üyelerinin 6'sı il düzeyi, 11'i ilçe düzeyinde ve 279'u kırsal kadrolardan. Diğerlerinin memur olduğu bildirildi. Ancak kaçının milli memurlardan oluştuğu hakkında net bilgi bulunmuyor. Bilgilere göre merkezi hükümete bağlı Doğu Türkistan Parti Komitesi içindeki Uygur kadroları Çin'in son 3 yıldır ortaya koyduğu 200'lük 8 merkezi düzenleme ve uyum ve kötü güçlerin temizlenmesi adında yürütülen temizleme çalışmalarının kurbanı olduğu düşünülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin yönetimini yeni tip koronavirüsü COVID-19 salgını hakkında zamanında bilgi vermediği için eleştirerek sorumluların hesap vereceği bir zamanın geleceğini söyledi. Alman Bild gazetesinde açıklamalarda bulunan Mike Pompeo, Çin'in küresel koronavirüs hasarından sorumlu olup olmayacağına ilişkin soruya sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek. Bunun olacağından çok eminim. Şu anda Amerikan ve daha sonrasında da küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için mevcut görev bize odaklanmak zorundayız. Ancak suçlama zamanı gelecek cevabını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Çin'in Wuhan şehrinde başlayan COVID-19 virüsünün yeterince hızlı bilinmediğini belirterek Çin hükümeti, Çin Komünist Partisi bu bilgiyi zamanında vermedi. Bu çok esef verici dedi. Afrika ülkeleri Çin'de Afrika kökenli kişilerin ikinci COVID-19 dalgasının yayılmasına sebep oldukları gerekçesiyle kötü muameleye ve ayrımcılığa tabi tutulmasına tepki gösterdi. Çin'in Guangzhou başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların özellikle de siyahilerin ikinci yeni tip koronavirüs COVID-19 dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darp edildikleri iddiaları Afrika'dan sert tepki gördü. Çin'de bulunan Afrika ülkelerinin büyükelçileri Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye gönderdikleri ortak notada ülkede COVID-19'un Afrikalılar tarafından yayıldığı izlenimi veren bu tür ayrımcı eylemlere son verilmesi çağrısı yaptı. Notada Pekin'deki Afrikalı büyükelçiler siyahi vatandaşlara yönelik zoraki test, karantina ve diğer insanlık dışı muamelelere derhal son verilmesini talep ediyor ifadesine yer verildi. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çin'de Afrikalıların maruz kaldığı ayrımcılığa dair endişelerini iletmek için Çin'in Afrika Büyükelçisi'ni çağırdığını belirtti. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 vaka sayısı 2 milyona yaklaştı. Hong Kong'da COVID-19 hastalarının ciğer dokusu örneği kullanılarak yapılan araştırma koronavirüsün SARS'tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya çıkardı. Bu arada araştırmayı yürüten doktorlardan mikrobiyolog Yuan Kwok Yong Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almanın hemen hemen hiçbir yolu yok açıklamasında bulundu. South China Morning Post'ta yer alan habere göre Hong Kong Üniversitesi'nde ilk kez koronavirüs hastalarının akciğer dokularının
genel incelenmesi üzerine bir araştırma yapıldı. Altı hasta araştırma için akciğer dokularının bir bölümünün alınmasını kabul etti.